yapay zeka kavramının anaokulundan üniversite sıralarına ya da lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zekayı hayata nasıl geçireceğimiz, nasıl dikkate alacağımızın da işaret fişeği bu çalışmalar. Gençlerimizin bu yarışmaya gösterdiği ilgi de bu işaretin aslında güzel bir sembolü. Bugüne kadar benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Eğer gençlere bir imkan sağlanırsa, belirli bir atmosfer oluşturulursa son derece verimli, son derece başarılı işler, projeler çıkartıyorlar. Her zaman yeniliklere açık, vizyon sahibi bir gençlik görüyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki yıllarda bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan Engelberger ödülünü niye bizim gençlerimiz almasın? Bu salonda binlerce gencimiz var. Dünyadaki bu robot teknolojisi ödülünün Nobel'i olan ödülü bu salondan biri sağlayabilir mi? Cevap bekliyorum. Bu salondaki arkadaşlarımızdan, gençlerden bir ödül bekliyoruz. Dünya çapında bir ödül bekliyoruz. Robot teknolojisinin Nobel'i olan ödülü almayı kendisine hedef olarak koyan gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun için sadece projenizi, hayalinizi getirmeniz yeterli değerli arkadaşlar. Eğer yılmadan, yorulmadan, azimle, sebatla çalışırsanız bizim bu tür ödülleri almamamız için hiçbir neden yok. Ben bu çalışmaya bütün öğrencilerimizi hazırlayan öğretmen arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ve kura gerçekleştikten sonra bakalım, şimdi kura çekiliyor. Sayın Bakanımız kurayı çektikten sonra ilk yarışmacılar temalı robot kategorisinde hemen yarışmaya başlayacak. Onu söyleyelim. Temalı robot kategorisinde hemen yarışmaya başlayacak. Evet, kura çekmeye hazır mısınız? Basıyorum. Geliyor. Şimdi hangi ekipler olduğu belli olmuyor. Evet, şimdi hangi ekiplerin ne şekilde yarışacağı belli oluyor. Ekrandan da görüyorsunuz. Galip teşekkürlerine dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdi kendisi alanı gezecek. Ve alanda bu kategorileri robot kategorisindeki hakem masasına. Temalı robot kategorisinde yarışacak olan... Sorun olmaz değil mi? Uzatayım mı sen? Ekibi çağıracağız, ekibi yapacağız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. 69 tane ekibimiz şu anda temalı yarışma kategorisi için buradalar. Robotlarını hepsine koydurduk. Şu an sahnede sizin kurağınızı bekliyorlar. İlk yarışmacılarımız hazır gelecek. Tabii. Bu sene 13.sünü düzenliyoruz Uluslararası ve Robot Yarışması'nın. Ülkemizle beraber toplam 17 ülke bu yarışmada. Ve yaklaşık 6.000'e yakın robot yarışacak. Bugüne kadar ki en yüksek rakamlar bunlar. Foto finish ödülü veriyor. Bu arada foto finish'te çok net bir şekilde hangi robotların üstüne çıktığını görüyoruz. Bu sene bu kimseklerden arasızlığı kesilecek ama yine de göz açıp kapayıncaya kadar 2-3 saniye içerisinde